Merhabalar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün biraz uzun video ile sizlere geldim. Bayram için hangi baklavayı yapmaya karar veremediyseniz bu videoyu izledikten sonra bence karar vermeniz çok daha kolay olacaktır. Aynı baklava hamurundan arkadaşlar gördüğünüz gibi baklava dilimi kesilmiş baklava tarifi, havuç dilimi baklavası, ay şeklinde kesilmiş baklava. Bir tepside 3 farklı baklava tarifi, büzme baklavası hepsini bu videoda bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi hepsi şahane oldular. Asla hamurlaşma yok. Hepsi kıtır kıtır ağızda böyle çıtırlığını hissedeceğiniz bir baklava. Daha önceden bu tarifi denemiş miydiniz arkadaşlar? Deneyenler varsa veya bu videoyu izledikten sonra hangi baklavayı yaptığınızı yoruma yazarsanız sevinirim. Ayrıca nereden katılıyorsunuz, beni nereden izliyorsunuz, şehir olarak da yazarsanız sevinirim. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. İyi seyirler arkadaşlar. Henüz bayram için baklava yapmadıysanız bu tarifi denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Gerçekten çok kolay ve pratik bir tarif. Öncelikle işe şerbetini hazırlamakla başlıyoruz. 1 kilo şekeri tencereye aldım ve 800 ml su ilave ettim. Kaynamaya bıraktım orta ateşte. Kaynadıktan sonra bir tane limon dilimini ekledim. Suyunu sıkarak. Ve yaklaşık 15-20 dakika orta ateşte özleşene kadar kaynamaya bıraktım şerbetimi. Bu kıvama geldikten sonra ocaktan aldım ve soğumaya bıraktım. Soğuduktan sonra daha bir katılaşacak şerbetim. Tam istediğim kıvama gelecektir. Burada sizlere göstereceğim tekrar soğuduktanki halini. Bu da soğumuş hali. Şerbetimiz oldukça koyu akıyor. Katı bir kıvam aldı soğuduktan sonra. Şerbet soğurken bu esnada baklavamı yaptım. Baklavamız için gerekli olan malzemeler. Ben sürekli kullandığım baklava hamurumu tarifini sizlere vereceğim. 1 çay bardak yoğurt, 1 çay bardak sıvı yağ, 1 çay bardak tereyağı, 2 tane yumurta, 1 paket kabartma tozu, 1 kaşık limon suyu, 1 kaşık sirke, 1 cimdik tuz ve yaklaşık yarım paket un kullandım. Yani yarım kilo arkadaşlar, 500 gram un gitti. 1 kilo paketin yarısını kullandım. Ve ayrıca 1 kaşık da içine nişasta kullandım. Açmak için de bolca nişasta lazım. Yaklaşık 1,5 paket nişasta kullandım. Hamurumuzun yapılışı, derin bir kabın içerisine yoğurdu, sıvı yağ, tereyağını, yumurtayı, 1 cimdik tuzu, 1 paket kabartma tozunu ve kabartma tozun üzerine 1 yemek kaşığı limon suyu ve burada da biraz fazla kaçırdım. 1 yemek kaşığı da sirke kullandım. Kabartma tozunun üzerine limonu ve sirkeyi dökelim ve aktifleştirelim. Gördüğünüz gibi çok çabuk çözülüyor. Daha sonra kaşıkla karıştıralım. Yavaş yavaş kontrollü bir şekilde onu ilave edelim. Yumuşak bir hamur elde edelim.
Ayrıca içerisine bir kaşık da nişasta ekledim. Tuz atmayı unuttuğum için bir çimdik tuz da ilave edip elimle artık hamurumu güzelce yoğurdum. Gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur elde ettik. Tezgahı alalım ve 4 eşit parçaya keselim. Kestiğimiz her bir parçayı beze yapalım. Bezeleri bu esnada bir 5-10 dakika dinlenirken iç harcını hazırlayalım. Bir tas ceviz içini miksere aldım ve bu şekilde ufalttım. Ve baklavamızın yağını bir paket tereyağına tavaya aldım. Yağ eridikten sonra üzerine oluşan bu köpükler arkadaşlar süzeceğiz. Bunları kullanmayacağız baklavamızda. Bunları kullanırsak baklavamızın üzeri yanık yanık olacaktır. Hiç hoş bir görüntü olmayacaktır. Bunun için bize tereyağı değil sade yağ lazım. Bu şekilde sade yağ elde edeceğiz. Yağımızı süzgeçle süzelim ve üzerine oluşan köpükleri bu şekilde tekrar alalım. Ve artık sade yağımızı elde etmiş olduk. Tezgaha bolca nişasta ilave edelim. Ve bir tane bezemizi alalım. Elimizle bastıralım. Biraz büyütelim. Ve merdane ile büyük boy yufka açalım. Yufkamızı büyükçe açtıktan sonra her yerine gelecek şekilde bolca nişasta serpiyoruz. Bu nişastalar daha sonra hamurumuz içine çekecektir. Yumuşak olduğu için eser kalmayacaktır. Tedirgin olmayın sakın. Ve bunun sayesinde de baklavamız kat kat olacaktır. En son olarak da zarf gibi bu şekilde kapattıktan sonra kenara alalım. Ve diğer bezelerimizi de aynı şekilde açalım. Gerçekten arkadaşlar inanamayacaksınız. Oklava kullanmadan sadece 4 tane beze ile koca bir tepsi kat kat baklava oluyor. Aynı şekilde büyütüyoruz. Bol nişastalıyoruz. Kenarlarını içe doğru katlıyoruz. Ve zarf gibi kapatıyoruz. Kenara alıyoruz ve diğer bezemize geçiyoruz.
Evet, yolu yarıladık. Bezelerimizi de açtık bu şekilde. Şimdi ilk yaptığımız bezeden başlayalım. Tezgaha alalım. Altını yine nişasta serpelim. Daha sonra büyükçe tepsinin tabana kadar açalım. Büyük olsa da olur, fark etmez. Sonra keseceğiz ve onları da ara katlarına kullanacağız. Açtığımız yufkanın üzerine tepsimizi koyalım ve kenarına fazla gelen kısımları keselim. Ve tepsimizin tabanında bolca tereyağı ile yağlayalım. Evet, burada sizlere içini biraz göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi nişastalar tamamıyla kayboldu ve incecik oldular. Her katı ayrıldı nişasta sayesinde. Ve tepsimizin tabanına yerleştirelim. Üzerine fırça ile tereyağı sürelim. Hamurun kenarından artan o kısımları da orta katına bu şekilde yerleştirelim. Ve üzerine fırça ile tereyağı serpelim. Etraf biraz nişasta ile dağınık görünüyor. Kusura bakmayın lütfen. Evet, burada gösteriyorum sizlere arkadaşlar, her katı kat kat ayrılıyor ve nişastalardan eser yok, gördüğünüz gibi. Yanılmıyorsam 8 kat saydım. 8 kat yufka çıktı arasında ve incecik kağıt gibi, gördüğünüz gibi. Sadece üzerinde o birazcık nişastalar olmasa gerçekten incecik zar gibi yufka oldular. Bunun sayesinde de kat kat baklava elde etmiş olacağız. Üzerinde oluşan o fazla nişastaları da çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Ve bolca ceviz içi serpelim. Bir tas dolusu ceviz serptim. İkinci kattan sonra. Ve diğer iki bezemi de aynı şekilde yaptıktan sonra kesim işlemine geçeceğiz. Önce yufkamızı açtıktan sonra kestiğimiz o kenarında kalan fazla kısımları orta kısımlarına yerleştirelim ve en son düzgün olan yufkayı tepsimizin üzerine yerleştirelim ve fırçayla devam yağlayalım. Her katını yağlıyoruz ve en son olarak da son yufkamızı da koyuyoruz ve yıldız şeklinde baklavamızı kesmeye başlıyoruz. Yıldız şeklini vermek için önce ortadan 2'ye, daha sonra 4'e ve her kestiğimiz üçgeni tekrar ortadan kesiyoruz ve yanlamasına 3 tane çizgi kesiyoruz. Ve çeviriyoruz. Tekrar yandan 3 tane daha kesiyoruz ve bu şekilde komple baklavamızı tamamlıyoruz.
sonlara doğru kesmek daha kolay oluyor. Baklavamızın kesimini tamamladıktan sonra sade yağımızı da baklavamızın her yerine gelecek şekilde dökelim. Ve önceden ısınmış 180 derece fırında yaklaşık 35 dakika arası alt üst nar gibi kızarana kadar, altın gibi renk alana kadar baklavamızı pişirelim. Artık baklavamız pişti. Gördüğünüz gibi kat kat her katı sayılıyor. Gerçekten inanılmaz. 4 tane bezeyle koca bir tepsi baklava yaptık. Oklava kullanmadan sadece merdane ile. Baklava sıcaktı. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra soğumuş olan şerbetimi de bolca baklavama döktüm ve yaklaşık 10-15 dakika çektikten sonra üzerine bolca Antep fıstığı ile süsledim. Hatırlarsanız daha önceden 40 kat Antep baklavası nasıl yapılır tarifimi paylaşmıştım. Açıklama kısmına Antep baklava tarifimi de ekleyeceğim. Arzu ederseniz onu da deneyebilirsiniz. Ama bu baklava da çok kolay. Gerçekten dünyanın en kolay baklavası diyebiliriz. Sadece 4 tane beze ile kocaman bir tepsi, her katı kat kat ayrılan baklava yaptık. Mucize gibi gerçekten arkadaşlar. Ben çok beğendim. Size de tavsiye ederim. Evet, şimdi de ikinci tarifime geçiyorum. İkinci tarifim havuç dilimi baklavası. Aynı hamurdan arkadaşlar havuç dilimi yapacağız. Tekrardan hamur malzemesini vermek istemedim. Videoda daha da bir uzamasın diye arkadaşlar yukarıdaki hamur malzemesi ile havuç dilimi baklavamı da aynen hazırladım. Burada açma ve kesme işlemini sizlere göstereceğim. Sonrasında şerbetlendirme ve sonuç olarak sizlere paylaşacağım. İyi seyirler. Tekrar ilk yaptığımız bezeden başlayalım. Tezgaha biraz nişasta serpelim ve düz kısmı üst kısmına getirelim. Ve elimizle hafiften bastıralım. Merdane ile büyükçe bir yufka açalım. Dediğimiz gibi düzgün yuvarlak olmak zorunda değil. Yamuk olabilir, hiç sorun değil. Sonra keseceğiz, iç kısımlarına koyacağız.
Önce açtığımız yufkayı tepsiye koyalım ve tepsi boyutunda keselim. Kenarlarına kalan kısımları da iç kısımlarına koyacağız. İstediğiniz kadar büyük açabilirsiniz. Bunun için sorun değil. Bu şekilde tepsimizin boyutunca kestikten sonra kenarlarını da iç kısımlarına kullanacağız. Tepsimizin tabanını bolca tereyağı ile yağlayalım. Ve kestiğimiz yufkamızı tepsimizin en tabanına koyalım. Ara katlarını yağlamak için ve üzerine dökmek için bir paket tereyağını eritelim. Tereyağımız eridikten sonra bu üzerindeki oluşan köpükleri bir süzgeç ile süzelim. Bunları üstüne kullanmayacağız. Dilerseniz ara katına kullanabilirsiniz. Bir çay bardak sıvı yağını da ekleyelim ve yağımızı karıştıralım. Elde ettiğimiz bu yağ sosu hem ara katlarını yağlamak için hem de baklavamızın üzerine dökmek için kullanacağız. Ve bu yağ oranı 2 tepsi içindir. Eğer tek tepsi yapacaksanız ölçüsünü azaltabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar üzerine oluşan köpükleri süzmüştüm. Bunu ara katlarına kullanmak istedim. Hiçbir sakıncası yok ara katına kullanmak için ama kesinlikle üzerine kullanmıyoruz. Üzerine kullanırsak baklavamızın yanmasına ve çirkin bir görüntü olmasına sebep olacaktır. Kenar kısımlarından artan hamurları da bu şekilde tepsimize yerleştirelim. Ve ay baklavası da yapmıştım. Ay baklavamdan artan kısımları da bu ara katın içerisine yerleştirdim. Bu şekilde yaptıktan sonra ara katına bolca ceviz içi serpelim. Öncelikle kenarlarından artan o parçaları iç kısmına yerleştiriyoruz. Daha sonra yağlıyoruz. Fırça ile her yerine gelecek şekilde biraz yağlayalım. En son olarak da diğer açtığımız yufkayı üzerine koyalım düzgün bir şekilde. Havuç dilimi kesmek için öncelikle böyle bir kalıp kullandım. Orta kısmına koydum ve bastırdım. Kestim ve kenarlarından önce 2'ye, daha sonra 4'e, her kestiğim parçayı da tekrar 4 eşit dilime kestim.
Bu orta kısmına şekil vermek zorunda değilsiniz. Arzu ederseniz böyle bir aletle kesebilirsiniz. Daha sonra kalıbı çıkartalım ve düzgün bir şekilde artık baklavamıza şekil vermiş olduk. Fırça ile her yerine erittiğimiz yağ karışımından sürelim. Önceden ısınmış 180 derece fırında baklavamızı yaklaşık 45-50 dakika arası en tabağın katına koyarak pişirelim. Altın gibi renk alması lazım. Alt ve üst kontrol edelim. Evet, baklavam artık hazır pişti. Harika oldular. Çıtır çıtır her katı ne güzel de kabardı gördüğünüz gibi. En kolay bir şekilde baklava yaptık. Sizlere de bu yöntemle yapmanızı tavsiye ederim. Eğer oklava ile baklava yapamıyorsanız, uğraşamıyorsanız sadece iki beze ile merdane ile kocaman bir tepsi havuç dilimi baklavası yaptık. Yapımı çok kolay, izlediğiniz gibi. Çok da pratik. Gördüğünüz gibi her katı kat kat ayrıldı ve çıtır çıtır oldu. Çok nefis bir baklava oldu arkadaşlar. Burada da katlarını görebiliyorsunuz. Baklavam soğuduktan sonra soğuk şerbeti döktüm. Daha da bir çıtır çıtır baklava oldu. Eğer biraz yumuşak baklava istiyorsanız biri soğuk biri sıcak yapabilirsiniz. Ama çıtır çıtır baklava yemek istiyorsanız ikisini de soğuk yapın. Şerbeti de soğuk. Ve baklava da soğuduktan sonra şerbetini dökün. Ay baklava tarifimi de diğer videolarımdan izleyebilirsiniz yapım aşamasını. 2 tane çeşit baklava yapmıştım. İkisi de gerçekten müthiş lezzetli oldular. Evet, şerbetin kıvamını görüyorsunuz. Oldukça koyu, katı bir kıvamda ve soğuk. Aşırı derecede şerbet çekmiyor. Onun için dikkatli bir şekilde ekleyin. Antep fıstığı ile de süsledim. Sanki baklavacılarda satılan o havuç dilimi baklavası gibi oldu. Hatta daha bir lezzetliydi. Evde yapılan her şey zaten daha da bir lezzetli. İçine en azından ne katıyoruz biliyoruz. Gönül rahatlığı ile yiyebiliriz. Yağ eski değil. Fıstığı, Antep fıstığı, cevizi öyle. Hiçbir hile olmadan %100 ev yapımı, el açması, en kolayından havuç dilimi baklavası.
Baklavamızı bir de dilimli halini sizlere göstermek istiyorum. Ve sesini duymanızı istiyorum. Evet, havuç dilim baklava da bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin, afiyet olsun diliyorum. Evet, burada izleyeceğiniz tarifimde aynı hamur malzemesinden sadece bir beze ile koca bir tepsi ay baklavası yapacağım arkadaşlar. Ay baklavasının bu kadar kolay yapılacağına inanın ben bile inanamazdım. Gerçekten şahane oldu. Şimdiden kolay gelsin diliyorum. Bu kez çok nişasta kullanmayacağız açarken. Sadece kolaylık olması için az kullanacağız. Ters tarafını çevirelim. Ve düz tarafı üste gelecek şekilde tezgaha koyalım. Nişasta dökelim birazcık. Ve artık merdane ile yufkamızı büyükçe açalım. Açma işlemi çok kolay oluyor. Hamurumuz yumuşak olduğu için ve bolca nişasta ile açtığımız için bu işlem de kolay oluyor. Açtığımız yufkayı ortadan keselim. Ve sizlere burada orta katlarından yufkamızı göstermek istiyorum. Her katı incecik arkadaşlar. Kat kat kağıt gibi incecik. Yaprak gibi gördüğünüz gibi. Burada dalgınlıkla arasına ceviz içi koymayı unutmuşum arkadaşlar. Daha sonra tekrardan açtım ve içerisine cevizleri koydum. Siz de benim gibi unutmayın. Ama kesmedim. Tekrardan sizlerle burasını da paylaşmak istedim. Doğal olsun, orijinal olsun istedim. Daha sonra fark ettiğimde cevizleri çok un haline getirmeden hafif iri kalacak şekilde mikserde çektim. Ve içerisine koydum. Tekrar bu şekilde kapattıktan sonra şekil verdim. Şekil vermek için de böyle bir kalıp kullandım. Böyle bir kalıbınız yoksa normal bir su bardağı ile de keserek şekil verebilirsiniz. Orta boy büyüklükte borcam tepsisi kullandım. Borcam tepsimi bolca tereyağı ile yağladım tabanını. Daha sonra kestiğim ay baklavalarını güzelce tepsime dizdim. İkinci bezemi de tezgaha aldım. Nişasta serptim. Düz kısmı üste gelecek şekilde koydum ve büyükçe açtım. Büyükçe
Hafifçe açtıktan sonra yufkamı ters düz ettim. Alt kısımdaki o parçalı kısımları iç kısma getirdim. Bolca her yerine gelecek şekilde ceviz serptim. Arzu ederseniz Antep fıstığı da kullanabilirsiniz. Hatta fındık bile kullanabilirsiniz. Ceviz olmak zorunda değil arkadaşlar. Evinizde ne varsa kullanabilirsiniz. Cevizi de serptikten sonra ortadan bu şekilde bir tane keselim ve 2-3 santim genişliğinde şeritlere saralım. Sarma işlemini böyle bir tane oklava kullanırsanız daha kolay olacaktır. Ve kalıpla veya bardakla ay şekli vererek keselim. Baş kısımlarını ve hamurumdan artan parçaları da diğer ikinci tepsimde havuç dilimi baklavamda kullanacağım. Hiçbir hamurum ziyan olmadan kullanmış olacağım. Kestiğimiz ay dilim baklavalarımızı tepsimize dizelim. Gördüğünüz gibi yapımı çok kolay. Ay dilimi baklavamız artık hazırlar. Üzerine yağ dökeceğiz. Yağ sosumuz için bir paket tereyağını eritelim. Ve üzerine oluşan bu köpükleri arkadaşlar kesinlikle baklavamızda kullanmıyoruz. Bunu süzeceğiz. Erittiğimiz tereyağını böyle bir süzgeç ile süzelim. Süzdüğümüz tereyağına bir bardak daha sıvı yağ ilave edelim, karıştıralım. Artık baklavamızın yağı da hazırdır. Bir fırça ile baklavamıza yağ dökelim. Her yerine gelecek şekilde fırça ile gezdirelim. Ayrıca şunu da sizlere belirtmek istiyorum. Eğer unuttuysanız, bu tarif ölçülerim 2 tepsilik içindir. Aynı şekilde yağ ölçüsü de 2 tepsi içindir. Tek tepsi yapacaksanız yarım paket tereyağı ve yarım çay bardak sıvı yağ kullanmanız yeterli gelecektir. Gördüğünüz gibi tereyağın altında oluşan bu kremayı da kullanmıyoruz. Eğer onu kullanırsak baklavanın üzerinde kızarırken hoş bir görüntü olmayacak, yanık görüntü olacaktır.
Evet, baklavalarım artık pişmek için hazırlar. Gördüğünüz gibi havuç dilimi ve ay baklava. Havuç dilimi baklavamı da daha sonraki videolarımdan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Harika oldular. Gerçekten muhteşem. Hem yapımı da çok kolay. Önceden ısınmış 180 derece fırında baklavalarımız güzelce altın gibi renk alana kadar, alt ve üst güzel bir renk alana kadar yaklaşık 35-45 dakika arası pişireli. Ay baklavamızın pişme süresi biraz daha kısa oluyor. Havuç dilimi baklavamız biraz daha uzunca sürüyor pişmesi. Kontrol edeceğiz. İstediğimiz kıvamda ve rengi geldikten sonra çıkartacağız. Dediğim gibi arkadaşlar 35-40 dakika arası baklavamız pişti. Gördüğünüz gibi muhteşem renkte kızardı baklavalarımız. Her katı da ayrıldı. Ve kıtır kıtır bir baklava elde ettik. Yapımı da çok kolay. Zaman zaman ışıklandırmadan dolayı ve hava şartlarından dolayı istediğim görüntüyü ve netliği elde edemiyorum. Normalde çok daha bir güzel bir görüntüsü vardı. En önemli husus baklavamızı kıtır kıtır yapan şerbetidir. Eğer şerbetin kıvamını iyi ayarlarsak muhteşem kıtırlıkta bir baklava yeriz. Şerbetini bir gece öncesinden 1 kilo şeker, 1 litre su, 1 dilim limon ile birlikte yaklaşık 20-25 dakika arası kaynattım. Orta ateşte. Özlü bir kıvam oluyor arkadaşlar. Özlü bir şurup elde ettikten sonra soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra biraz daha yoğunlaşacaktır kıvamı. Ve soğumuş olan şerbeti çok ılık, neredeyse soğumuş olan baklavama döktüm. İkisi de neredeyse soğuktu. Ve bu şekilde Antep fıstığı ile süsledim. Ve artık baklavam hazır. Muhteşem oldu. Eğer bayram için baklava yapmayı düşünüyorsanız size kesinlikle ay baklavasını tavsiye ederim. Misafirlerinizi bu şekilde değişiklik yaparak ikram edebilirsiniz. Hem yapımı da çok kolay ve gerçekten çok lezzetli. Hava bulutlu ve yağmurlu olduğu için dışarıdaki ışığımız güzel değildi. Mutfakta da ne kadar ışıkları açmış olsam da yeterli ışıklandırmayı elde edemedim. Evet, sizlere kıtırlığını da göstermek istedim baklavamızın. Evet, bu da dördüncü ve son videomuz arkadaşlar. Bir tepside 3 farklı baklava ve bir tepside aynı hamurdan kuru börek yaptım. Bu böreği de diğer videolarımda izlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok kolay bir börek oldu. Şimdiden hepinize kolay gelsin, iyi seyirler diliyorum. Yaptığımız beziden başlayalım ve büyükçe bir yufka açalım. Bol nişastalı olduğu için ve zarf gibi kapattığımız için yufkamız daha sonra kat kat ayrılacaktır.
Açtığımız yufkaya ince çekilmiş ceviz içi serpelim ve ortadan ikiye keselim. Yaklaşık 3 santim genişliğinde rulo yapalım. Aynı şekilde diğer tarafı da rulo yapalım. Ve çay bardağı ile ay şekli verelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde kesiyoruz arkadaşlar. Bu ay baklavamız oluyor. Dilerseniz tepsinin tamamını ay baklavası ile yapabilirsiniz. Ben biraz değişiklik yapmak istedim. Bir tepside 3 çeşit size baklava göstermek istedim. Sunum olarak da gerçekten çok hoş duruyor. Ve tadları da inanılmaz lezzetliydi. Yağlanmış tepsimize ay baklavalarımızı dizelim. Beşinci yufkayı da bu şekilde ince halde açalım. Oklava ile. Ve ortadan ikiye keselim. Daha sonra dörde keselim. İnce çekilmiş ceviz içi serpelim. Burada ben oklava ile denedim. Daha sonra kalın olduğu için vazgeçtim. Bir tane tahta kaşık sapı kullandım. Çok güzel oldu. Göstereceğim burada sizlere arkadaşlar. Bu şekilde küçük küçük üçgenlere kestikten sonra ince çekilmiş cevizi serpelim. Tahta kaşığın sapı ile sararak büzelim. Alternatif bu şekilde kullandım arkadaşlar. Eğer sizlerin ince oklavanız varsa onunla da yapabilirsiniz. Benim ince oklavam olmadığı için tahta kaşığın sapını kullandım. Çok da güzel oldular. İstediğim gibi küçüklükte elde ettim. Bu şekilde büzme baklavalarımızı yapıyoruz. Bu da diğer baklavamızı şekil vereceğiz. Aynı şekilde yufkamızı açalım. İnce çekilmiş ceviz serpelim. Açtıktan sonra yufkamızı ters çeviriyoruz arkadaşlar. Düz tarafı alt tarafa gelsin. Çünkü saracağımız için düz tarafı alta gelsin. Daha güzel şekil olacaktır. Yaklaşık 3 santim genişliğinde rulolar saralım. Aynen ay baklavasında olduğu gibi. Ve 2 santim genişliğinde de keselim. Kestiğimiz baklavalarımızı tepsimize dizelim. Evet, gördüğünüz gibi mükemmel oldu arkadaşlar. Bir tepside 3 çeşit baklava yaptık. Ay baklavası, büzme baklava ve normal baklava. Kat kat oldular. Hepsi çıtır çıtırlardı arkadaşlar.
Evet, baklavamıza yağımızı da döktükten sonra önceden ısınmış 180 derece fırında baklavamız alt üst renk alana kadar, her katı renk alana kadar yaklaşık 40 dakika arası pişirelim. Ben sizlere tarif verebilmek için gece yaptım ve sabaha kadar beklettim. Sabahleyin de soğumuş olan şerbetimi baklavama döktüm. Ayrıca baklava böreği tarifini de sizlere vereceğim arkadaşlar. Müthiş oldu. Çıtır çıtır çok lezzetli bir börek yaptım. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bunu da daha sonra sizlerle paylaşacağım. Şerbetimizin kıvamı bu şekilde. Soğumuş olan şerbeti de baklavama her yerine gelecek şekilde kepçeyle döktüm. Ve Antep fıstığı ile süsleyip servis için hazır ettim. Yapımı çok kolay, gerçekten uğraştırmayan bir baklava tarifi arkadaşlar. Denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Korkmadan, gönül rahatlığı ile yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi harika oldular. Çıtır çıtırdı. Daha sonra sizlere çıtır sesini de dinleteceğim orijinal haliyle. Burada sizlere orijinal sesiyle bırakıyorum arkadaşlar.